Günaydın sevgili takipçilerim. Biz sabahın köründe yine yollara düşüyoruz. Bu sefer turumuz Balkanlar üzeri olacak. Çok heyecanlıyız. Bakalım bizi neler bekliyor. Benim kedim, sevgili kedim uğurlamaya geldi. Canım benim. Beni çok özleyecek, ben de onu. Hoşça kalın Ercan Havalan'da. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, polis kontrolden geçtik gibi hemen saraya girip Pegasus'un çekim işlemlerinin yapıldığı yerden çekimlerimizi yapıyoruz ve ondan sonra diğer tarafa geçeceğiz. Görüşürüz. Evet sevgili arkadaşlar, her zaman olduğu gibi yine free shoplarda geziyoruz. Bir stand parfümler. Gidip bakalım fiyatlar nedir, ne değildir. Daha geçen ay buradaydık biliyorsunuz Hollanda'ya giderken ama belki değişmiş olabilir. Evet. €75. 93 euroymuş bu kupon. 93 euro. Fena değil. Evet, artık uçağımıza doğru yol aldık. Biraz sonra size ikinci gösteririm. İzmir havaalanındayız. Transit tarafına geçeceğiz. Vallahi kimse yok. Biz de bekliyoruz bakalım görevliler gelip bizi alacaklarmış. Saat 2'ye kadar buralarda oyalanacağız. Burası da İzmir. Uçaklar bekleme yeri. Bayağı bir buralarda vakit geçireceğiz. Çünkü uçağımızın kalkmasına zaman var. Havaalanında müzik dinletisi arkadaşlar. İlk defa gördüm ben de böyle bir şeyi, size çekip göstermek istedim. Çok güzel. Üsküp Havaalanı'na indik şimdi. Birazdan çıkış yapıp Airbnb'den almış olduğumuz eve yerleşeceğiz ve ondan sonra çok acıktık yemek yemeye. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, havaalanından çıktık. Bu arkadaş bize yardımcı oldu sağ olsun. Otobüs bileti aldırttı bize. Şimdi yolculuğumuz devam edecek. Otobüse binip gideceğiz. Üsküp Havaalanı'ndayız. Bu şekilde biletlerimizi aldık.
Bu otobüse birazdan kalkacak, hareket edecek, binip yaklaşık 56 dakikalık yoldan sonra eve varacağız. Onu da göstermek istedim size. Otobüsümüz bu. Evet arkadaşlar, otobüste şuradan indik ve yürüyoruz. Evi bulmaya çalışıyoruz. Umarım buluruz. Burada bir şey gördüm, size göstereyim. Vallahi yorulduk. Yürü babam, yürü. Aa, Filip değil mi bu? Bu Filip olması lazım. İskender'in babası. Bakalım ne yazıyor? Kim bu acaba ya? Neyse, biz yola devam edelim. Bu şekilde. Sanırım şu karşı caddeden böyle yürüdük, dönünce evimiz o şekilde orası olacağını düşünüyorum. Biz yürümeye devam arkadaşlar. Görüşürüz. İnanır mısınız, Kıbrıs'tan geldik ama burası da orayı aratmıyor. Çok sıcak. Yani tam bir bize kazak falan koyduk. Hiç gerek yok. İnanılmaz sıcak. Şimdi eve gideceğimiz caddeyi bulmaya çalışıyoruz. Doğru yoldayız yani. Umarım başarır ve eve yerleşiriz. Ondan sonra da yemek yemeye Türk çarşısına gideceğiz. Planımız o bugün. Yürüyoruz şu anda ana yolda. Bakalım ne yapacağız? Halledebilecek miyiz? Ama çok küçük bir yer burası. Ve insanlar çok yardımsever. Türkçe bilen çok fazla. O yüzden hiçbir sıkıntı çıkmadan Makedonya'ya geldiğimizde Üsküp'te çok kolaylıkla seyahat edeceğinizi düşünüyorum, İngilizce bilmeyenler de. Bu şekilde devam edelim bakalım yürümeye. Evet arkadaşlar, evimize girişimizi yaptık ve eşyalarımızı gördüğünüz gibi böyle koyduk. Bu şekilde böyle bir yatak koymuşlar buraya. Bunu da büyük yatak olarak kullanabileceğiz. Isıtıcı, kliması, her şey bizim için yeterli. Bir güzel bir de bahçesi var. Televizyonumuz. İki kişi için oldukça güzel. Biz yani mutlu olduk. Kahvemizi, çayımızı da koymuşlar buraya böyle. Bu şekilde. Buzdolabı, fırını. Size banyoyu da göstereyim. Bu şekilde. Bizim için ideal. Şekilde. Evet, bayağı da bir yorulduk artık. Şimdi bir kahvemizi içip dinlenelim. Ondan sonra çıkalım. Gelince görüşmek üzere. Size evimizde göstermek istedik. Bay bay. Görüşürüz.